Vatandaşa sorduk. Sizin için nedir bu kararın anlamı? Karara tepkili vatandaş ve verilen cezanın erken seçim hazırlığı olabileceği görüşünde aynı zamanda. Hiç iyi yorumlamıyoruz. Canan Kaftancıoğlu'nu destekliyoruz her zaman. Canan Hanım iyi de bir devrimci, Atatürkçü bir kişilik. Dolayısıyla bu insanların sevmediği olgular, esas işte asıl milliyetçiler Canan Hanım gibi insanlar. Yargı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 5 cezadan 3'ünü onadı. Peki siyasetin başkenti Ankara'da bu karar nasıl yankılandı? Önce Canan Kaftancıoğlu'na geçmiş olsun. İnşallah bu günleri hep beraber atlatacağız. Vatandaş olarak da huzursuzuz tabii. Ama bunları atlatacağız inşallah. İnşallah bunlar da geçecek. Tarkan'ın şarkısı gibi. Geçecek diyeceğiz. Yanlış bir karar bence. Vallahi ne diyeyim. Gerçekten bıktık. Yani gitseler de kurtulsak. Sokağın tepkisi bu. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak ve kamu görevlilerine hakaret cezalarına verilen onama kararı vatandaşa göre hukuki değil, siyasi. Ben siyasi olduğu görüşündeyim. Hukuki olduğu görüşünde değilim. Bunun da yegane sebebi insanları korkutmak, baskı altına almak, insanların özgürlüğünü kısıtlamak. Çok üzgünüm. Hakikaten üzgünüm. Demokrasi gidiyor elden ya. Kaftancıoğlu'na verilen cezalar olası bir erken seçim hazırlığı mı var sorularını da beraberinde getirdi. Erken seçimin hazırlıkları gibi geliyor bana. 3600 de bitti biliyorsunuz. O bakımdan bekleniyor. Bütün bu alınan kararlar sadece o değil. Buna benzer birçok karar alınıyor. O kararların hepsi erken seçime doğru gidiyor. Ben de erken bir seçimin olacağı görüşündeyim. Ve çok ama çok önemli bir başka nokta. Yargı bağımsızlığı. Bu ve benzeri kararlar yargıya olan güveni, hukuka olan inancı sarsıyor görüşünde sokak. Yargımız falan bağımsız değildir. 3. 4. dünya ülkeleri bile yargıda bizden daha bağımsızlar. Kimsenin güvendiğini zannetmiyor. Ya ben de güvenmiyorum. Bu yargıya kim güveniyor? Bir tane güvenen insan bulun da güvenelim. Hani biz göremiyoruz. Siz görüyor musunuz? Yok, yargı mı var? Yargı yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.